Sıradaki konuşmamız demin Gana ve Ahmediye ve tebliğ hakkında bir konuşma dinledik. Sıradaki konuşmamız Pakistan'da Ahmediye ve tebliğ ile ilgili. Konuşma yapmak için seni Fazıl Kamal'ı davet ediyorum. The next speech is about Ahmediye ve tebliğ in Pakistan. Mr. Fazıl Kamal. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayın Başkan ve değerli dinleyiciler, İnşallah ben size Pakistan'da cemaatimizin durumu hakkında bir şeyler anlatacağım. Pakistan'da 5 milyondan daha fazla Ahmediler var. Orada Ahmediler en ağır şekilde zulm etmek sistematik bir halı gelmişti. Ahmedilerin resmen gayr Müslüman ilan edildi. Dünyadaki tek devlet Pakistan'dı. Ahmedilerin kendilerini Müslüman olarak tanımları hukukun yasaklanmış ve dini özgürlükleri, ibadetleri anayasa ile kısıtlanmıştır. Eğer Pakistanlı pasaport almak isterse onun Mirza Gulam Ahmed'in nevzu billah bir sahtekar öldüğünü ve ona inananların da Müslüman olmadığını beyan etmesi gerekiyor. Sonuç olarak ülkenin farklı bölgelerinde sürekli olarak zulüm ve nefret olayları olmaktadır ve Ahmediler çeşitleri dini gruplar tarafından başlatılan saldırıların hedefi haline gelmiştir. Pakistan'da bütün İslami mezheplerin medreselerde öğrencileri için özellikle Ahmedi inançlarını reddeden materyali hazırladı. Pakistan'da son zamanlarda yapılan bir araştırmada Pakistan'da özel okullardaki öğrenciler ülkedeki dini hoşgörü ile ilgili görüşlerin dile getirdi. Bu çalışma eğitimli sınıflar arasında Ahmedilerin fırsat eşitliği ve sivil haklar açısından en az hakka sahip azınlık olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışma bu elit okullarda öğretmenlerini Ahmedi öğrenciler daha da düşük miktarda hoşgörü gösterdiğini ortaya koydu. Başka bir örnek Dr. Abdüsselam, o Nobel ödülü alan tek Müslüman bilim adamıydı. Ama Ahmediye cemaatinin bağlantılığından dolayı aforoz edildi. Onun ismi hiçbir anıt ve üniversiteye verilmedi ve hatta Müslüman kelimesi
bile onun mezar taşından silindi. Tarihten bu şeyler, bu nefret, bu şeyler Pakistan'dan nasıl başlamıştı? Başladı. Tarihten bir şeyler söyleyeceğim de. Birleşik Hindistan'da 1947 Pakistan ayrıldı. Hindistan ve Pakistan iki ülke oldu. 1953 yılında ilk bütün Pakistan'daki bütün dini partilerin kıskırtması ile Pakistan'da Ahmadiyet karıştı, ayaklanmalar patlak verdi. Sokak protestleri, siyasi mitingleri ve inflamatör ürünleri dahil Ahmadiyye karşı şiddetli kışkırtmalar oldu. Bu kışkırtma 1953 senede 200 Ahmadi'nin ölümü yol açtı. 1974 yılında Meclis-i Ahrar-ı İslam, bir dini bir parti var Pakistan'da. Meclis-i Ahrar-ı İslam ve Cemaat-i İslami. Liderliğinde Müslüman Ahmadiyye Cemaat'in karşı şiddetli bir hareket başladı. Rabwa tren istasyonunda Ahmadiler ve Ahmadi karşıtları arasında çıkan çatışma bahane edilerek yapılan bu tahrik, cami ve mazarlar yapılan saygısızlığı dahil olmak üzere birçok Ahmadi'nin ölümü ve Ahmadilerin mallarının zarar görmesiyle sonuçlandı. Bu kışkırtma ve baskının bir sonucu olarak mevzuat ve anayasada Ahmadiye aleyhinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikle öncelikle Suudi Kral Faisal bin As-Saud'un baskısıyla ortaya çıktı. O zaman Pakistan'ın başbakanı Bhutto'nun yakın sırdaşıydı. Böylece Pakistan parlamentosu Ahmadilerin Müslüman olmadığını ilan eden bir yasayı onaylandı. 24 Nisan 1984 Pakistan Cumhurbaşkanı Genel Ziaul Hak Ahmadiye karşıtı yönetimi yürürlüğü koydu. Bu yönetmeli göre Ahmadilerin inançların anlatmaları söylemleri yasaklandı. Kararname Ahmadilerin kendilerini Müslüman olarak tanımlamalarını ve tanıtmalarını ve Müslüman olarak tanımlamalarını ve tanıtmalarını da yasaklandı. Bu yönetmelikten dolayı birçok Ahmadi birkaç gün içinde tutuklandı ve zulüm maruz bırakladı. 1984'te Ziaul Hak yapan bir kanun hem Ahmadilerin ve Müslümanların her şey ayrı olacak. Mezarlık ayrı, mescit İslami şekilde olmayacak, kubbe minarı olmayacak. Mescide değmeyiz biz.
O da yasaklandı. Namaz yasaklandı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi. O da silindi. Bazı yerinde silme için ya da mermer üstünde böyle yazıyor ya, onu silme için şey bulamadıysa yollardan çöp ile onları sildi. Bu oradaki devlet, polis ile şeyler yaptı. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir duvarı yazıyor. Yani mescid duvarı yazıyordu. Onu silme için yoldan çöp aldı. Onun ile silmişti. Böyle çok örnekler tarihte biz buluruz. Tek bir örnek söyleyecektim de. 1984'te Ziaülhak'ın yaptığı bu kanundan hemen sonra dedem Doktor Mehbub Hüseyin vefat etti. Aynı ayda, Nisan ayıydı. Nisan 1984. Çünkü yaptığı kanunda şey vardı ki mezarlık ayrı olacak. Vefattan hemen sonra babam, 7 arkadaşlar var. O vefat zamanında topluydu. Bir şehir, Leyye diye bir şehir var Pakistan'da. Tedfin falan oldu. Üçüncü gün o şehirde bir molla, Molvi Abdussemed diye tehrik başladı ki bu Mirza'yı, bu Kadiyani Müslüman mezarlıkta defin olmayacak. Bunu çünkü bu kafir Müslümanlar tek bir yeri olmayacak. Bunun buradan çıkaracağız, kebir açacağız, bunu çıkaracağız. Ben herkese göstereceğim ki bu Kadiyani, bu Mirza'yı, bu medyada resimler göndereceğim ki bunun yüz domuz gibi olacak. O domuz gibi, bu kesindir ki bunun yüz, ben sana kefen açacağım, yüz göstereceğim herkese ki domuz yüz nasıl oluyor. Allah'tan bize çünkü Ahmadi olarak hemen bu haber huzure gönderdik Rabb'a. Rabb'a'dan huzure gitti. Huzur hemen aradı. Telefon aradı evde. Babam ile konuştu. Halife Rabi İngiltere'den konuştu. Dedi ki Ahmadi Müslüman olarak bizim her şey iş tamamlandı. Allah'ın emanettir. Nasıl bizim Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Biz aynı şekilde tedfin yaptık. Tamam, bizim iş bitti. Onların din nasıl diyecek? Yapsın. Nasıl isterse yapsın. Tamam, sizinkiler evden çıkmayacak. Kimse çıkmayacak. Aynı şeyler yaptık. 8 gün sonra o tahrik o kadar şiddetli bir tahrik oldu ki yollar kapanmış, ateş her yerde. Artık bu Molvi Abdussamed da o zamandaki belediye başkan dedi ki böyle yapmayın. Tamam, bundan sonra biz hiçbir Ahmadi burada defin olmayacak. Bundan sonra tamam, buraya kadar bu sınır, son adım budur. Onaylamadı. Molvi Abdussamed dedi ki o yani bu, Molvi Abdussamed'in arkada o bir sürü adam vardı ki yani o diyor ki yok, biz kebir açacağız. Kebir açacağız biz. Biz de domuz görmek istiyoruz. Ondan sonra dedi ki 8 gün oldu. Ceset su bırakmış. Çünkü bu kimya bir
bu şeydir, vücudun kemiği var. Yani ölmüşten sonra su bırakıyor, ondan sonra et ayrılıyor, ondan sonra şeyler, herkes bilir yani. O dedi ki şeydir, doktorlar benim yanımda, belediye başkanı dedi ve doktorları yanımdadır. Onlar diyor ki 8 gün oldu, şimdi biz ayrılmayacağız yani, o çok yani durum iyi değil cesedi için. Dediler, hayır, biz bunu açacağız. Tamam, 8. gün gece saat 2:30'da sınırlandı o mezarlık, böyle tahtalarıyla sınırlandı. Kebir açtı. Belediye başkan, doktorlar, ambulanslar ve Molvi Abdülsamad ile çok şey adamlar oradaydı. Kebir açtık. Ceset çıkarttı. Bizden kimse yoktu. Çünkü yani bir şey yoktu. Ama kim gördük? O diyorlar ki attık yani temiz bir kefen. Adamın yüzü öyle nasıl daha uyuyor, ölmedi. Doktorlar şaşırdı. Bu nasıl oldu? 8. gün su ve et ayrılmış, ayrılmaması lazım. Ama böyle bir örnek biz hiç görmedi. Yani koku, güzel bir koku geliyordu. Onlar her şeyi topladı, böyle plastik poşetler, şeyler, her şey toplamıştı. Hiçbir şey kullanmadı. Gazetelerde şey çıktı. Ondan sonra belediye başkan dedi ki, Molvi Abdülsamad, sen bu cesede, bu adamı vallahi rezil ettin. Bunun yüz ben de gördüm, herkes gördü. Domuz gibi değil ama ben senin kebir, bura söz veriyorum sana, ben senin kebir açacağım ve senin yüz göstereceğim dünyaya. Naraya tekbir! Naraya tekbir! Cemaat Ahmediye! Zindallah! Cemaat Ahmediye! Zindallah! Hazreti Halifetül Mesih Hamis! Zindallah! 4 ay sonra Molvi Abdülsamed'in yeğen önü silah vurmuş. 5-6 gün sonra onun ceset şeyden şehrin en büyük çöphaneden çıktı. Yani Johor bara jo main hole pipeline jitne wahan se usko kanalizasyon çöp kanalizasyonundan onun 5-6 gün sonra ceset çıktı. Kimse inanmadı bu Abdülsamad'dı. Allah nişan gösteriyor her zaman. Bu zulümler 1986 yılında Ahmedileri uygulanan yeni bir küfür dalgasıyla takviye edilmiştir. Ekim 2000 tarihinde 30 silahlı adam bir Ahmediye caminin taradı. Namaz kılan 5 kişiyi öldürür, 7 kişiyi de yaraladı. Ahmedilerinin öldürmesi için halkı tehrik eden Amir Liyakat Hüseyin tarafından Pakistan'ın önemli bir televizyonun olan Jio TV'de bir program yayınlandıktan sonra Ahmediye cemaatin önde gelen iki üyesi 8-9 Eylül 2008 tarihinde öldürüldü. Bütün bu ileri derecedeki, bundan sonra 2008'den sonra 2009 Multan cemaatta iki doktor ve bir aile şehit etti. Ondan sonra 2028 Mayıs 2010 herkes biliyor 86-90'a yaklaşık
Ahmet Kişiler, Lahor, iki camilerden şehit oldum. Zulüm devamlıdır ama en iyisi biz Pakistan cemaat olarak birleşikti. Hiç aramızda hiç boşluk yok. Tek bir ses üstünde biz topluyoruz. Bütün bu ileri derecedeki zulüm ve eziyetleri Rahman Ahmadiler hiçbir yerde inançlarından vazgeçmediler ve ayakları sarsılmadı. Allah'ın lütfuyla mali fidakarlık da dahil olmak üzere her fedakarlıkta en önde öldüler. Gittikleri ülkelerde cemaat çalışmaların katılmak, nizama itaat, hilafete bağlılık, fedakarlık, tebliğ, halka hizmet konularında hep en önde olmaya gayret ettiler. Allahu Teala hepimizin imanın, ihlasının, Allah'ın dini için fedakarlık coşkusunu artırsın. Allah'ın mesajını insanlığı ulaştırma aşkıyla çarpan kalp versin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Jamaat Ahmadiyya Pakistan Zindabad Jamaat Ahmadiyya Turkey Zindabad Jamaat Ahmadiyya Suriye Zindabad Hey Tadbeer Allah